Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi ile sizler için hazırlamış olduğumuz 10. sınıf su dalgaları konusuyla karşınızdayım. Sevgili dostum, eğer sen hazırsan ben de hazırım. Haydi gel su dalgaları konusunu birlikte işleyelim. Peki arkadaşlar, su dalgaları konusunda neler öğreneceğiz? Dalga leğenlerinden bahsedeceğiz, su dalgalarında yansımadan bahsedeceğiz, stroboskopun ne olduğundan bahsedeceğiz, su dalgalarının farklı ortamlardaki geçişlerinden bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşım, konuma geçmeden önce bu konuyu nerelerde kullanıyoruz? Sağlıkta, fizik tedavide kullanıyoruz sevgili arkadaşım. Bir de elektrik enerjisi elde etmede kullanıyoruz su dalgalarını. Sevgili dostum, sıfırdan ona fizikte sayfa 130 ile 141 arasını çözmeni rica ediyorum. Ayrıca arkadaşım, dinamo fizik testra 09 ile 14 arasında çözmeni istiyorum. Su dalgalarına başlayalım. Su yüzeyinde meydana gelen titreşim hareketi sonucunda su dalgaları oluşur. Su dalgaları mekanik dalgalardır arkadaşlar. Hem enine dalga hem de boyuna dalga olabilir. Dalga hareketinden dolayı su molekülleri ilerlemez sevgili dostum. Unutma. Şimdi arkadaşlar, bazı su dalgaları dairesel olarak yayılır. Bazı su dalgaları da doğrusal olarak yayılır. Bak şimdi, bir leğen düşün. Üzerine su damlıyor. Su damladığı zaman ne olur? Dairesel dalgalar oluşur. Hemen burada birinci şekilde görüyorsun. Ya da bir leğenin bir kenarından bir cetvelle suya vurduğun zaman doğrusal dalgalar oluştuğunu görürsün. Bu doğrusal dalgaların yandan görünümü bu şekildedir. Tepeler ve çukurlar oluşur. Üstten görünümünde ise arkadaşım, düz çizgiler tepeleri, kesikli çizgiler ise çukurları temsil eder. Hemen burada sana göstermişim. Aynı leğeni yukarıdan aydınlattığımızı düşünelim. Yukarıdan aydınlattığımız zaman aydınlık kısımlar dalga tepesidir, siyah kısımlar ise dalga çukurudur. Aynı leğeni arkadaşlar doğrusal su dalgaları oluşturursak, doğrusal su dalgası oluşturduğumuzda da yine yukarıdan aydınlattığımızda bakınız, böyle şeritler şeklinde bir desen görürsünüz. Bu desenlerde yine aydınlıklar tepeleri, karanlıklar çukurları temsil eder sevgili arkadaşım. Arkadaşlar, sıra geldi su dalgalarına yansımaya. Bakınız, KLM şeklinde doğrusal dalgaları engele doğru gönderiyoruz. Doğrusal dalgalar engele çarptıktan sonra tekrar doğrusal şekilde ne yapıyor? Yansıyor. Bakın, birinci kısım gelen dalga, ikinci kısım yansıyan. K doğrusal dalgası ilk çarptığı için ilk önce K yansıyacak, sonra arkasından gelen L ve M yansıyacak arkadaşım. Hemen alt tarafa bakalım. Burada da bir KL doğrusal dalgası geliyor ama eğik bir engelim var. Bak şimdi, kalemi doğrusal dalga olarak düşün. Kalem geldi, elime çarptı ve ne yaptı? Yansıdı sevgili arkadaşım. Kapak kısmı önce çarptığı için önce kapak yansıyor, sonra uç kısım yansıyor. Unutma. K geldi, K gelince K üssü olarak yansıdı. Sonra L çarpıp L üssü olarak ne yapıyor? Yansıyor arkadaşım. Sorumuza bakalım. Sabit derinlikte dalga leğenin düz engele gelen doğrusal su dalgalarının yansıması şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bak arkadaşım, gelen dalga, yansıyan dalga. Gelen dalgaların sürati yansıyan dalgalarınkinden büyüktür. Hayır arkadaşım. Gelen dalganın sürati ile yansıyan dalganın sürati birbirine eşittir. Bunu unutmuyorsun. Bu yanlış. Alfa açısı teta açısına eşittir. Engelle yapılan açılar da birbirine eşittir. Mesela dalganın normalle yaptığı açılar arkadaşlar, buralara beta diyelim. Bunlar da birbirlerine eşit olacaktır. Bu doğru. Gelen ve yansıyan dalgaların dalga boyları eşittir. Hızları, yani süratleri, dalga boyları, frekansları, periyotları hepsi eşit arkadaşım. Unutma. Bir başka soru. Sabit derinlikli dalga leğeninde üretilen su dalgalarının düz engele gelişi şekildeki gibi ise yansıyan dalgaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Bak şimdi, KL düzlem dalgası gelip buradan yansıyacak. Şöyle dalganın yansıma halini çizelim. Peki önce kim geliyor? Önce K geldiği için önce K üssü olarak, sonra L geldiği için L üssü olarak yansıdı. Burada arkadaşlar, şurada yaptığı açı 75 derece. L'nin devamında engelle yapılan açı da 15 olur. Niye hocam? Çünkü bu nokta 90 derece arkadaşım. L'nin devamında 15 dereceyi gösteren şıkkımız hangisidir? D seçeneğidir arkadaşlar. Bu şekilde KL doğrusal dalgasını ne yaptınız? Yansıttınız.
Peki doğrusal dalgaların arkadaşlar çukur ve tümsek engelde yansıması nasıl olur? Doğrusal dalga çukur engele doğru gelir. Geldikten sonra çukur engelin odağında arkadaşlar toplanır. Sonra da odaktan sonra dairesel olarak yayılmaya devam eder arkadaşım. Tekrarlıyorum. Doğrusal gelen su dalgaları çukur engele çarptı. Dönüşte önce odakta toplandı. Sonra dairesel olarak yayılmaya devam etti. Peki tümsekte nasıl? Tümsekte de arkadaşlar doğrusal gelen dalgalar tümsek engelin arkasındaki odak noktasından geliyormuş gibi ne yapar? Dairesel dalgalar olarak yoluna devam eder arkadaşım. Peki arkadaşlar dairesel dalgaların engellerden yansıması nasıldır? Mesela dairesel dalga kaynağı K ne yapmış? Düz engele dalgaları göndermiş. Sanki engelin arkasında bir K üssü dalga kaynağı var ve oradan dalgalar geliyormuş gibi ne yapmış? Bakın burada görüyorsunuz yansıma gerçekleşmiş. Aynı şekilde odak noktasından çukur engele gönderilen dairesel dalgalarım var. Odaktan gelen dalgalar çukur engelden doğrusal olarak yayılır. Hemen bakınız sağ tarafta gösteriyoruz. Peki merkezden gelen dalgalar çukur engelden nasıl yansır? Merkezden geldiği zaman arkadaşım tekrar dönüşte merkezde toplanacak ve tekrar dairesel olarak yayılacak. Bunlar özel durumlar arkadaşlar. Bunları çizerek lütfen çalışmayı unutmayın. Sorumuz şöyle. Sabit derinlikli dalga yayınında odak noktası F, merkezi M olan tümsek engel yerleştirilmiştir. Tümsek engelden yansıyan dalgaların görünümü şekildeki gibi olduğuna göre gelen dalgalar nasılmış arkadaşım? Bak şimdi. Odaktan geliyormuşçasına yayılmış hangi dalgalardı? Doğrusal dalgalar tümsek engele gelip odaktan geliyormuş gibi yayılırlar. Baktığımda cevabım C seçeneğidir diyeceğim. Su dalgalarının farklı derinliklerdeki hareketinden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi derin ortamdan sığ ortama gelen dalgaların dalga boyu küçülür arkadaşlar. Derinde daha fazladır, sığ tarafta ne olacaktır? Daha az. Mesela denizdesiniz, derine baktığınız zaman dalgaların daha büyük olduğunu ama kıyıda ise dalga boyunun küçüldüğünü görürsünüz arkadaşlar. Peki buna tepeden baktığımızda bakınız şuraya lambda 1 diyorum, buraya da lambda 2 diyorum. Lambda 1, lambda 2'den ne olmak zorunda? Büyük. Neden hocam? Çünkü derindeki dalga boyu sığdan daha fazladır dostum. Burada da arkadaşlar mesela ilk şekle bakalım. İlk şekilde böyle yukarı doğru sığlaşan bir nedir? Dalga leğenimiz var. O zaman dalga boyu gitgide ne yapacak? Küçülecek sevgili arkadaşım. İkincisinde ise aşağıdaki engel böyle tümsek arkadaşlar, sivri üçgen gibi. Yani dalga boyu büyükten küçüğe doğru gidiyor, sonra tekrar büyümeye devam ediyor arkadaşım. Bir kapta üretilen sabit frekanslı doğrusal su dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Buna göre kaptaki engellerin yandan görünüşü aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum arkadaşım, birinci bölmede dalga boyu en büyük. Demek ki en derin birinci bölme olacak. Şimdi şıklara baktığımız zaman C gibi görünüyor. Devam edelim. Orta bölmeye baktığımızda en sığ. Evet. C seçeneğinde orta bölme en sığ arkadaşım. Onu da gördüm. L zaten ikisinin arasında bir dalga boyuna sahip. Sevgili arkadaşlar, bu uyarıyı lütfen hemen fosforlu kalemle ne yapalım? İşaretleyelim. Bak şimdi. Sığ ortamdan derin ortama ya da derin ortamdan sığ ortama dalgalar geçerken frekansı ve periyodu değişmez arkadaşım. Çünkü frekans ve periyot kaynağa bağlıdır. Kaynakta değişmediği sürece değiştirmeyeceksin. F derin eşittir F sığ ya da T derin eşittir T sığ diyeceksin arkadaşım. Sıra geldi stroboskopa. Stroboskop dalgaların frekansını ölçmeye yarayan bir alet arkadaşım. Bak burada yarıkların nereler olduğunu görüyorsun. Oradaki boşluklar yarık arkadaşım. F dalga eşittir N çarpı F stroboskop ifadesiyle bulunur. F de dalga frekansı, F ise stroboskop frekansı, N de nedir? Yarık sayısıdır arkadaşım. Bunları tek tek burada tanımlıyorum sana. Bir de arkadaşlar doğrusal dalgaların farklı ortamda yayılmasından bahsedeceğiz. Bakınız sığ ortamdan gelen dalgalar normalden uzaklaşarak yayılmışlar arkadaşlar. Normalden uzaklaşmışlar. Sığ ortam çok yoğun ortam. Derin ortam ise az yoğundur. Bakınız hemen şöyle çok yoğun ve az yoğun diyelim.
Çok yoğundan az yoğuna gelen dalgalar normalden uzaklaşarak kırılır. Yani hocam sığdan derine geçerken normalden uzaklaşarak kırılacaklar ya da yayılacaklar. Tam tersi derinden sığa geçerken ne olmuş? Bak böyle gitmesi gerekirken ne yapmış? Normale doğru yaklaşmış. Yani az yoğundan çok yoğuna gelirken normale yaklaşarak kırılmış dalgalarımız. Derin ortamdan sığ ortama gelen dalgalar normale yaklaşarak kırılır ya da yayılır diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de sorumuza geçelim. Sabit frekanslı doğrusal su dalgalarının X ortamından Y ortamına geçişi şekildeki gibi gösterildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi şekle baktığımda arkadaşlar X'ten Y'ye geçerken bakınız normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Normalden uzaklaşma ne zaman gerçekleşirdi? Sığ ortamdan derin ortama geçtiğimiz zaman, yani çok yoğundan az yoğun ortama geçerken. X ortamı Y ortamından sığdır, doğrudur arkadaşlar. Y ortamındaki dalgaların dalga boyu daha büyüktür. Derin ortamda dalga boyu hız her zaman daha büyük olacak. Bu da doğrudur. X'teki dalgaların sürati daha büyük değildir. Sığ ortamda değil, derin ortamda sürat daha fazladır. Bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşım, konumu bitirirken neler öğrendin? Dalga leğeninden bahsettim, su dalgalarına yansımadan bahsettim, stroboskopun ne olduğunu anlattım, bir de su dalgalarının farklı ortamlardaki geçişlerinden bahsettim. Bu da sevgili arkadaşım benim ödüllü sorum. Kendine çok dikkat et, görüşmek üzere.